Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Kendini hiçbir zaman güçsüz hissetmeyeceksin. Çünkü ben hep senin yanında olacağım. Onlar benim sana aldığım hediyeler mi? Evet, onlar. Ne yapıyorsun bunları? Çöpe atacağım, istemiyorum. Neden? Çünkü güçsüz hissettiriyorlar. Oğlum! Sen benden ne istiyorsun? Emel'i. Eğer Emel'i bana verirsen kardeşimi ikna ederim. Oğlun da hapisten çıkar. Hah, geliyor avukatım. Avukatım, ne oldu, bir haber var mı? Ne diyorlar? Duruşma bitti. Birazdan çıkacaklar. Oh, kesin değil mi? Hani sonradan falan bir şey olmaz. Kesin çıkış, merak etmeyin. Doley be. Ben birazdan geleceğim. Siz burada bekleyin, olur mu? Oh, çok şükür. Kızım, kızım. Annemi arasana, çıkış anını kaçırmasın. Gel içeri, gel gel. Ocakta yemeğim vardı da onu halledip geliverdim hemen. Yetiştin mi bacım? Yetiştin, yetiştin gülüm. Bugün var ya, bu sabah içime dolduydu böyle. Şengül'ün oğlunu bırakacaklar dediydim. Vallahi billahi, ne temiz kalpli kadınmışım ha. Ha, öyleymişsin. Ha bak, sana ne diyeceğim. Emel senden geldikten sonra çok yorgundu ha. Yattı uyudu çocukcağız. Sakın uyandırma, güzelce uykusunu alsın. Ha, merak etme sen. Arada bir gider üstünü başını örterim ben, ama uyandırma. Yok yok, hiç gerek yok. Ben güzelce sardım sarmaladım. Sen dokunma ona. İyi peki madem. Çay da koydurdum sana. Git kendine koy bir bardak. Ya tamam Şengül'üm, tamam, sen beni merak etme. Hadi git oğluna kavuş. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi, hadi bay bay. O tabelada ne yazıyordu İknur teyze? İstanbul şehrinden çıktığımızı gösteriyor bize. Nereye gidiyoruz?
Benim çok güzel bir çiftlik evim var Emel'cim. Oraya gidiyoruz. Hem orada bir sürü hayvan var. Kuzular, keçiler, kuşlar. Bence görünce oraya bayılacaksın. Hem atlar da var biliyor musun? Ablamla abim nasıl gelecek? Merak etme, gelecekler. Ben ayarladım onları da. Peki tamam, o zaman bana at binmeyi öğretir misin? Tabii ki öğretirim. Daha sana neler öğreteceğim bak gör. Benim güzel kızım. Hadi ya. Şengül, nerede kaldın ya? Sen yetişemiyordun. Sabah gecikti, ben de ondan geciktim. Ya hadi benim oğlu. Ah. Aha. Oğulcan, kuzum. Ay. Seni çok özledim. Hoş geldin. Kuzum, yavrum. Oh, oğulcanım. Babasının aslan oğlu bu, aslan, aslan. Oh. Kuziler. Gel buraya. Çok özledik seni. Ya ben de evi o kadar özlemişim ki. Ant verdim, yeri öpeceğim çıkınca dedim. Dur. Oğlan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Babacığım çıktığımda yeri öpeceğim dedim, ant verdim. Lütfen karışma. Oğlum dur tamam. Bizim evin orayı öpersin. Burası pis mikrop içinde ya. Fadırım bak söz verdin, ne öpeceğim ama. Ömerim. Ya tamam oğlum söz. Benim minik prensesim nerede? Özlemedim abisini yoksa? Özlemez olur mu? Sizin ne demek ki abisini? Ay kurban olurum ya. Burnumda tutuyor yemin ederim. Şey peki? Aybike nerede? Sahte olanı. He. Ha. Biz ona haber vermedik. Hani belki sen haber vermek istersin diye. Aferin. Oh be, yemin ederim dünya varmış he. Vallahi öyle. Hadi. Aybike ne yapıyorsun? Sen beni bu kadar seviyor muydun? Tamam. Aybike. Şimdi iki tane şefim var. Ta Diyar-ı Bekir'den geliyor. Biz onlara çok alıştık. Çok seviyoruz. Sabahat. Telliğim nerede baba? Ya bir tane silgi işte ya. Sabahat. Hoş geldi, Safa geldi. Hemen... Günaydın. Akşam oldu, akşam. Ay bacım içim geçmiş benim de. Ay. Yat yat, rahatsız olma, rahatsız olma. Yok yok, olur mu hiç öyle şey? Geldi mi Olcan? Ha geldi geldi, gel. Olcan gelmiş, hoş gelmiş. Oh, kara günler geride kalmış. Mahallede bayram var bugün, bayram. Vallahi Sabahat teyze, ben de seni çok özledim ya. Bak mahalledeki bakkalından çakkalını herkes burnumda tütüyor yemin ederim. Ay gülüm benim ya. Geçmiş olsun. Geçmiş, bitmiş olsun hepsi. İnşallah, inşallah. Emel nerede? Şengül gittiğinden beri uyuyor. Hani dün gece uyuyamamış ya. Ben de hiç ses etmedim, uyanmasın diye ellemedim yani. Emel uyumadı mı gece? Ha öyle dedi bana da yani işte çocuk, çocuk aklında ne desin? Olcan sen uyandırsana, sürpriz olur. Baba ben masallardaki gibi uyandırayım mı prensesimi böyle öperek? Geç hadi geç. Geç. Prenses. Emel yok. He? Su yok lan. Yok. Havada pencerenin açık olması tuhaf değil mi sizce de? Merdiven dayalı. Küme Safa gitmiş olabilir mi oradan? Tamam durun ya, panik olmayın. Ben de geliyorum. Dur. Mutfakta yok, banyoda değil. Yok burada değil. O zaman kümesi gidelim biz de. Aynen. Allah Allah, nerede peki bu çocuk ya? Sen görmedin mi Sabahat'ın? Vallahi da bakmadım, görmedim. Ya bir de marifetmiş gibi bakmadım diyorsun ya. İnsan bir en azından üstü açık mı değil mi diye girip bakmaz mı? Allah Allah! Şengül dedi diye. Ne dedim diye? Ben sana çocuğu kayıp mı et dedim? Şengül dedin ya bana dokunma, uyandırma.
elleme diye. Tamam ya. Şengül, öyle gözlerini devirip devirip bakma bana. Sadece 2 dakika reklam arasında uyudum, 2 dakikacık. Hem ses olsa duyardım herhalde. Ha ha, duyardın, duyardın. Ya Allah Allah, duyardım diyorum sana ya. Niye böyle yapıyorsun? Emel! 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 Abacığım, duyuyor musun beni? Emel! Arka tarafta da yok. Burada da. Yok. Uf. Belki içeride duydu çocukları, dışarı çıktı böyle oyun oynamaya, olamaz mı? Ya bilmiyorum ama aklımı aratacağım. Nerede bu kız ya? Tamam, sakin ol, bulacağız. Sakin ol. Ben mahalleye falan bakayım. Ne bileyim, biri falan görmüştür belki. Ya ben de bir komşulara bakayım. Ya onlardan birine gitmiş ya da biri görmüştür, bilmiyorum. Emel! Emel! Bakın, ben böyle olsun istememiştim. Emel'ime bir şey olursa evimin bile affetmem ben kendimi. Yani bir şey olmasa bir şey olmayacak. O çıkacak bir yerden, ben biliyorum. Şengül, sen niye orada boş boş dikeliyorsun ya? Sen de baksana şu kıza. Bakayım, nerede bakayım? Ya ne bileyim ya, git parkın oralara bir yerlere bak. Belki çocuklarla oynuyordur, hadi. Hadi Sabahat, hadi. Hadi gidelim. Emel! Aybüke, yok. Var mı bir haber? Hayır, sizde. Nerede bu kız ya? Nevin abla, Nevin abla. Evel'i gördün mü, Asiye'lerin küçük kardeşi? Yok. Kayıp mı ki? De bilmiyoruz, yok. Ortalıkta yok kız. Hay Allah ya. Çıldıracağım ya. Bu kız nereye gitti tek başına? Ömer, ya tek başına değilse? Nasıl yani? Ya ne bileyim. Biri kaçırdıysa, biri elinden tutup götürdüyse bir yere. Yasiye saçmalama ya, bir sakin ol. Elbet bir yerden çıkacak. Kötü niye düşünüyorsun? Ay Allah korusun. Sahil, gel Sahil'e bakalım Asiye, hadi. Evet tamam, gidelim. Tamam, o zaman biz de pazar meydanına bakalım. Tamam, bir şey bulursanız haber verin hemen. Tamam, hadi Asiye, hadi. Alo. Aramadın tatlım. Çıktı mı abi? Çıktı, çıktı. Arayacaktım seni ama başka bir tatsızlık oldu şimdi. Hayırdır, ne oldu? Emel kayıp belki. Emel mi kayıp, nasıl kayıp? Kayıp işte, bulamıyoruz çocuğu, hiçbir yerde yok. Aldık olcunu, eve geldik. Uyuması gereken yerde yok, o da boş. E siz ne yapıyorsunuz şimdi? Polise falan gittiniz mi? Yok, daha gitmedik, mahallede arıyoruz. İyi, bekleyin, ben de geliyorum aramaya. Görüşürüz az sonra. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Koş, koş, koş. Abimle ablam ne zaman gelecek? Bilmem ki. Yani yaklaşırken ararlar herhalde onlar. Ama onların arabası yok ki. Neyle gelecekler? Ben ayarladım onlara araba. Hani benim şoförlü arabam vardı ya. Ben onu gönderttim onları aldırmaya. Adli'nin oradan mı? Oğulcan abimi almaya gitmişlerdi. Beraber mi gelecekler? Evet evet. Aynen öyle olacak. Çok güzel değil mi? Evet öyle. Tamamdır. Canım benim. Buyurun. Fişiniz. Teşekkürler. Şey, benim biraz tuvaletim geldi de gidebilir miyiz burada? Tabii ki gidebiliriz. Pardon, araba dursa ben kızımı 2 dakika tuvalete götürsem olur mu? Tabii. Tamam. Hadi gel bakalım. Gidelim. Emel'cim, ben burada telefonla konuşacağım. Sen işin bitince elini yıka yanıma gel, olur mu? Tamam. Tamam, hadi bakalım. Efendim? Ali abla, abla ne yaptığını sanıyorsun sen? Neredesin, söyler misin bana lütfen? Ne yapıyormuşum Şennur? Ne var? Eşyalarını alıp gitmişsin, eniştem söyledi. Adamın telefonlarına da bakmıyormuşsun. Lütfen söyler misin, neredesin? Kötü bir şey yapmıyorum, korkma. Kızımı aldım, uzaklara gidiyorum. Ne? Ne kızı abla, ne diyorsun sen ya? Emel'i yaşadığı bu sefil hayattan kurtarıyorum. Beraber yaşayacağız biz artık.
ne abisi, ne ablası. Onlara ihtiyacı yok ki. Bundan sonra ben varım onun hayatında. Evet, Emel'i kaçırıyorum. Bundan sonra çok daha güzel bir hayatı olacak çocuğun. Emel'cim, işim bitmedi mi hala? İyi misin yavrum? İçeri geliyorum. Kızım. Kızım. Küçük bir kız çocuğu, böyle güzel kahverengi saçları var. Yok, görmedim. Görmediniz mi? Emel! Kızımı gördünüz mü? Benim kızımı gördünüz mü? Yok, hayır. Amca, bulurlar değil mi? Polisler bulabilir değil mi kardeşimizi? Amcacığım, hem onlar bakacaklar hem de biz bakacağız. İlanı verdik diye aramayı bırakacak halimiz yok ya. Merak etme, bulacağız ya. Geçmiş olsun. Siz nereden çıktınız? Ben haber verdim. Berk aramıştı Olcan için de. Emel'i bulmanıza yardım etmek istedik. Belki biz de bir şeyler yapabiliriz. Çok geçmiş olsun bu arada. Eyvallah Berko ya. Oğlum tam çıktığıma sevineceğim derken şu başımıza gelene bak. Polis ne diyor peki? Hastaneye, karakola, her yere bakmışlar mı? Ha. Önce oralara bakmışlar. Şimdi de ihbarlara bakacaklarmış. Biz de öyle aramaya devam edeceğiz işte. Edelim tabii ya. Yani küçücük çocuk sonuçta nereye gitmiş olabilir ki bir başına? Mahallede bakmayı unuttuğunuz bir yer kalmış olabilir mi peki? Amca zaten sana haber verecekler. Biz bakmadığımız yerlere bakalım ya. Hadi. Pardon, bakar mısınız? Buyurun komiserim. Az önce bir ihbar aldık. Küçük kızın çantası Sapanca bölgesinde bir ormanlık alanda bulunmuş. Ne? Sapanca mı? Nasıl gitsin oraya tek başına? Jandarma ekiplerine haber verildi. Çocuğu bulmak için arama kurtarma timleri de olay yerine doğru yola çıkıyor. Emin miyiz Emel'in olduğuna? Çantanın içerisinde birkaç çocuk eşyası ve Emel Eren'e ait bir kimlik bulunmuş. Ona ait olduğu düşünülüyor. Ya benim kardeşim ne yapıyor ki orada? Ömer nasıl gitmiş olabilir oraya? Bilmiyorum Asiye. Bilmiyorum. Tamam, tamam. Hadi vakit kaybetmeden çıkalım hemen. Asiye, Ömer. Hadi toplayın kendinizi.
Konum burası. Jandarmayla irtibata geçtik. Sizi orada karşılayacaklar. Tamam, ben iyi biliyorum oraları. Hadi çıkalım. Ben ne yaptım? Şengül, ne yapıyorsun orada ya? Yürüsene. Çantayı buranın bir köylüsü bulmuş. İçinde ufaklığın kıyafetleri, kimliği ve bu fotoğraf çıktı. Ömer. İyi de niye böyle bir çanta hazırlamış ki? Küçük bir çocuk buraya kadar gelemez. Kardeşinizin kaçırılma ihtimali çok yüksek. İyi de kim niye kaçırsın ki benim kardeşimi? Kim bize niye böyle bir kötülük yapsın? Korkma kuzum. Emel iyidir. Eminim ben. Lütfen herhangi bir şey görürseniz düdüklerle ya da bağırarak ekiplerimize haber verin. Ne kadar kalabalık olur ve etrafa dağılırsak o kadar iyi. Hava çok soğuk olduğu için en hızlı şekilde yavrumuzu bulmamız gerek. Bunun ne işi var burada ya? Emel belki ona gitmiştir diye ben aradıydım da ondan duydu geldi herhalde. Ya yenge bizden uzak duracak demedi mi bu kadın? Neyse Ömer ya, bir kişi fazla aramış olur. Ne oldu, bir haber var mı? Yok, biz de yeni başlıyorduk aramaya. Geç kalmadınız yani. Benim küçüğüm nasıl gelir ki o buralara? Nasıl oldu bu? Ya tamam hadi, ne olur daha fazla zaman kaybetmeyelim hadi. Hadi dağılalım biz hadi. Emel! 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 Abiciğim! Çıldıracağım ya. Bu kız buraya tek başına nasıl geldi? Doğru söylüyorlar. Kendi gelmedi. Biri tuttu elinden kaçırdı, buraya getirdi. Kim kaçırdı benim kardeşimi ya? Niye kaçırıyorlar benim kardeşimi? Ömer bir şey olmayacak değil mi? Bulacağız değil mi kardeşimizi? Bulacağız tabii. Bulacağız, merak etme. Emel! 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 Ben çok sağ ol bu arada geldiğin için. Tabii ki de geleceğim Aybüke. Bu kadar önemli bir olayda yanınızda olmayacaksam ne zaman olacağım ki? İçerideyken dışarı çıkmak için her dakika dua ettim. Hatta her dakika değil, her saniye ettim. Tabii şimdi sorun bana. Size yemin ederim, 10 yıl yatmaya razıyım. Yeter ki emelim ortaya çıksın. Benim güzel prensesim. Çıkacak Olcan. Başka bir ihtimali yok. Emel de ortaya çıkacak, ona bunu yapan da ortaya çıkacak. Ve cezasını çekecek sonuna kadar. Gelin şu taraflara bakalım. Emel! 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 Ya ben başka taraflara da bakayım bari. Tamam. Bu arada çok sağ olun ikiniz de geldiğiniz için. Ya ne demek Asiye, lafın mı olur ya? Asiye. Korkma. Güven bana, bulacağız Emel'i. Tamam? Tamam. Emel! 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 Güzel kızım, neredesin? Bana bak, ne yaptın sen bu çocuğa? Cevap ver, nerede bu çocuk? Ben de bilmiyorum ki nerede olduğunu. Kaçtı. Gerçekten mi kayboldu Emel? Evet ya, sen ne zannettin? Ay ne bileyim, beni çocuk seninle seni kaybolmuş gibi yapıyorsun zannettim. Yok, benzincideyken tuvaletten kaçmış. Ben de saatlerce onu arıyorum deli gibi.
Allah. Bak, çantası buralarda bulunduğuna göre kesin buralarda bir yerdedir o. Nasıl? Çocuk anlamış senin nasıl bir kadın olduğunu da ondan kaçmış. Allah sus, benim belamı versin. Allah beni kor ateşlerde yaksın inşallah. Sus. Senin oyununa düştüm. Sus, sus. Biri duyacak. Bakın etrafa. Kimse bulmadan eğer ben bulursam alıp götüreceğim. O yüzden konuşma da ara. Emel'imi bir bulalım. Asla sana vermem. Hiç kimseye vermem o çocuğu. Bak Şengül. Bak Şengül, bana bak. Seninle bir anlaşma yaptık. Aklını başına al. Şengül. Ne oldu ya? Ne durdun? Yok bir şey, arıyoruz, arıyoruz. Emel! Görüşeceğiz seninle. Emel! 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 Emel kızım! Emel! 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 Abicim! Emel! 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 Ne oldu? Ne gördün? Emel'in atkısı bu. Emel! Emel'in atkısı bu. Emel'in atkısı burada! Emel'in atkısı burada! Emel! Emel'in atkısı burada! Emel! 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 Çocuğun atkısı mı? Evet, kardeşimin atkısı bu. Hemen alalım oradan. Dalga çekip edanons geçelim. Ömer suda olabilir. Ömer oğlum, ne yapıyorsun, saçmalama. Oğlum kardeşim olman lazım, suda olabilir oğlum. Oğlum bırak beni, kardeşim olman lazım ya, bırak. Beni bir bırakın oğlum. Oğlum dur, sakin ol, dur. Profesyonel ekip çağırıyoruz bunun için. Siz durun lütfen. Ne kötü bir şey olduysa da. Ya hala sudan başına bir şey geldiyse. Lütfen bir sakin olun. Her detayı inceliyoruz. Önce atkıyı alacağız. Kan var mı, iz var mı bakacağız. Merak ya etme. Ya ben detay falan istemiyorum. Ben kardeşime bulmak istiyorum ya. Ömer, ya bir şey olduysa ben birinden kaybederim Ömer. Ömer. Bulacağız. Bulacağız. Ömer. Bulacağız. Emel bulacağız. Emel! Vallahi isimlerini söylediklerinde geleceklerinden korkum lan. Soramıyorum ama artık madem yemeğin sonuna geldik sorayım Neboş'cum. Çocuklar nerede? Ay vallahi bilmiyorum Akif'cim. Ben koştur koştur çıktılar dışarı. 2 saat önce. Oh şükür. Şükür ama birbirlerine doğru koşmasınlar da birlikte aynı yere doğru istedikleri kadar koşabilirler yani. Bence okulla ilgili bir şey var. Çünkü Berk de bugün ışık hızıyla çıktı gitti evden. E güzel o zaman. Aman okulla ilgili olsun. Şu kümesle ilgili olmasın da. Evet. O zaman kadehimi Suzan operasyonunun başarısına ve sizlere kaldırıyorum. Afiyet olsun. Sağ ol hayatım. Vallahi Akif'cim çok teşekkür ediyorum. Yani sayenizde. Siz olmasanız ben şu an hala daha evde oturmuş ezik ezik düşünüyordum ben ne yapacağım diye. Ay vallahi bence operasyon tamamen tamamlanmış sayılmaz hayatım. Sadece Suzan'ın ayağını kaydırdık, o kadar. E tamam. Başka ne yapacaktık ya? E hayatım, Resul'ün hayatında boşalan yere eşini geri yerleştireceğiz. Yok, yok ya, daha ne? Daha neler? Ne boş ver herhalde o kadarını da ben yapmayacağım yani adamın kaç yıllık karısıyla arasında. Biz düzeltmeyelim. Müsaade et de kendileri halleder ya. Evet Akif'ciğim, evet biz düzelteceğiz. Yani Resul'le iş ortağısınız. Evin dışında geri kalan hayatınızın çoğu zamanını birlikte geçiriyorsunuz. Yani şimdi
Resul'ün düzenli bir evlilik hayatının olması senin için de önemli. Hayal ediyorsun ki üzüm üzüme baka baka kararmasın. Anladın sen onu, anladın. Anladım ama hiç kusura bakma Neboş'cum, bu projede ben yokum. Artık o siz hanımların bileceği iş. Ha ama dersen ki fikire sıkışırım, akıl lazım olur, başımla beraber. Hadi afiyet olsun. Hadi güle güle. Ay Akif, bozulmadı değil mi biz böyle düşünüyoruz diye şimdi? Ay yok Ayla'cığım, niye bozulsun? Hem o gayet iyi biliyor benim bu konulardaki fikrimi. Bir adamın malını, mülkünü yiyecekse karısıyla çocukları yiyecek. Başka biri değil. Ben bu konularda netim. Ay ne boşcum be. Keşke seninle önceden samimi olsaydık biz. Belki de evliliğim hiç bu hale gelmezdi. Ay vallahi gerçekten de öyle. Ama neyse boş ver. Sen şimdi söyle bakayım. Resul aranız iyiyken nelerden hoşlanırdı? Nelerden etkilenirdi? Ne mutlu ederdi? Şimdi biraz bunları düşünelim. Düşüneyim biraz. Orada bir şey yok. Alo, Şennur. Delirdin mi İknur sen? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Seninle konuşmak istemiyorum ben. Şennur arıyor diye açtım telefonu. Senin beni anlamayacağını çok iyi biliyorum zaten. Ya niye anlayayım seni İknur? Ya çocuk kaçırmak ne demek ya? Burhan karışma bana. Ben çok sevdim o çocuğu, tamam mı? Anlamazsın sen. Zaten ne zaman anladın ki beni? İknur o bizim kızımız değil. Bak o Sare değil. O başkasının kızı. Başkasının kardeşi. Hayır. Hayır benim kızım o. Bana bir gün anne diyecek. Bak göreceksin. Hem Emel de bir gün bunu kabul edecek. Herkes kabul edecek. İknur yalvarırım söyle, neredesiniz gelip alayım sizi. Bak o çocuğu bırakalım evine. Yalvarıyorum sana. Antalya'ya gidiyoruz biz. Orada yaşayacağız kızımla. Emel'le yeni bir hayat kuracağız biz. Ama ufak bir aksilik oldu. Emel kaçtı elimden. Ama bulacağım. Ben bulacağım kızımı. Emel'i ben bulacağım. Burhan sen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Beni de bir daha arama. Ne diyorsun ya sen? Duydum her şeyi, ne diyorsun sen? Sen mi kaçırdın kardeşimi söyle? Bırak! Sen mi kaçırdın kardeşimi? Bak kadın seni öldürürüm, sen mi kaçırdın? Bırak! Nerede benim kardeşim, nerede? Bırak ya, kadın seni öldürürüm. Seni yemin ederim öldürürüm. Ne yapıyorsun? Dur. Ömer her şeyi duydum. Telefonda kocasını anlatıyordu. Emel'i bu kadın kaçırmış. Sen dur, dur. Böyle olmaz. Fırat, Atakan. Bırak. Alın bu kadını, bir an evvel ifadesini versin. Çabuk. Ben ifade beklemeyeceğim ya. Ben sana uzak dur demedim mi bizden? Ha? Bırak. Bak, o çocuğa bir şey olsun. Seni ellerimle öldürürüm. Anladın mı beni? Ellerimle öldürürüm seni. Bırak. Benim kızım olacaktı çünkü o. İzin verseydiniz benim kızım olacaktı. Hepiniz çaldınız onu benden. Çaldınız. Şimdi de kaybettiniz işte. Nerede olduğunu kimse bilmiyor şimdi. Gördünüz mü? Allah kahretsin sizi. Götürün bunu hemen. Allah kahretsin. Benim kızım o. Benim kızım. Bırak.
Emel! Emel! Emel? Emel! Emel! Buradayım, geldim. Geldim, buldum seni. Buldum seni. Donmuşsun Emel, donmuşsun. Donmuşsun. Ambulansı alalım hemen. Kaan, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ne demek Asiye, ne demek? Dur, sana ölürüm ben. Ölürüm ben. Emel. Harika. Burada ne işin var? Sizinle konuşmaya geldim. Annemi neden işten çıkarttığınızı merak ediyorum, sormak istedim. Bunu annene sorsan daha doğru olur Harika. O anlasın. Bilmiyor ki. Yani bilse anlatırdı. Bilmiyor. Evet, bilmiyor. Üstelik size gelip soramayacak kadar da gururlu kendisi. Bak Harika, iş hayatında da tabii ki gurur çok önemli ama tek başına yetmiyor. Yani sadakat da lazım, o da çok önemli. Pardon da Resul Bey, annemin size ne gibi bir sadakatsizliği olabilir? Bana ve şirketime karşı. İhaleye birlikte girdiğimiz karşı tarafa gizli bilgilerimizi vermiş. Annem. Annem mi yapmış böyle bir şeyi? Evet, öyle. Hatta karşı şirketin sahibi gelip bunu bizzat gözümün içine baka baka keyifle söyledi. Rakam asistanız verdi dedi. Yok. Yani ben buna kesinlikle inanmıyorum. Annem asla böyle bir şey yapmaz. Bak Harika, annene karşı olan sadakatine saygı duyuyorum, evet. Ama ne yazık ki ben buna inanıyorum. Hoşça kal. Thank you.
Tamamdır. Yaktım sobayı. Isınır şimdi. Çıkartırsınız montları. Oh. Şimdi prenses bir süre iyileşene kadar bu şurubu içmen gerekiyormuş, tamam? Benim prensesim de hiç sevmez şurup içmeyi. Ama dün gece takılan serumdan iyidir değil mi ablacığım? Üşümüyorsun değil mi amcam? Yok amca, üşümüyorum. Uy kurban olurum sana. Çok şükür her şey eskisi gibi oldu. Çok mutluyorlar. Ay vallahi ben de öyle. Size yemin olsun, ne adaklar adadım, ne adaklar. Eğer Emel'im bulunamasaydı bana gün yüzü yoktu. Asla kendimi affetmezdim, asla. Ya senin bir kabahatin yok ki Sabahat Hanım. Kadın takmış bir kere kafaya ya. Polis ne dedi duydunuz. Oplüsüf moplüsüf bir şeymiş işte kadın. Obsesif kompulsif amca. Yani bir şeye böyle hastalıklı derecede takıntılı olmak. Kızım her neyse ya. Allah'ın cezası kadın ya. Kadın ilaçlarını almayı unuttu diye başımıza gelene bak. Bizi bulur ha. Ama her neyse ya, boş ver. Geçti gitti işte. Yeğenlerim yanımda, çocuklarım yanımda, sevdiklerimle beraberim. Daha ne olsun ya? En kötü günümüz böyle olsun. Amin inşallah. Yenge, sen neden beni sevmiyorsun? Niye sevmeyeyim ben seni? Emel'im çok seviyorum ben seni. Bence öyle. Olur mu öyle şey ya? Yengen seni sevmez olur mu hiç? Ya senin yokluğunda öldü öldü, dirildi kadın ha. Peki o kadına niye verdi beni? Ne? Ne kadını ya? O kadına beni yengem verdi. Çantamı o hazırladı. Arabasını o bindirdi. Seven insan niye böyle bir şey yapsın ki? Yenge. Emel ne diyor? Konuşuruz bir sene sonra Emel'im mi? Yenge anlamadım. Neyi konuşursunuz sonra? Çocuk haklı tabii. Karışmış biraz. Yanlış yorumluyor. Yenge. Emel'i verdin mi, vermedin mi? Onu de bana. Siz de çocuğun aklıyla şimdi şey yapmayın. Şengül. Emel'i o kadına verdin mi götürsün diye? Ya konuşsana kadın! Verdin mi vermedin mi? Yenge sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Şengül senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu ya? Sen böyle bir şeyi gerçekten yaptın mı? Başka bir yol bırakmadı bana. Oğulcan hapisten çıkarmak istiyorsan Emel'i bana vereceksin dedi. Yapmış. Gerçekten vermiş. Yok ya. Yapmamıştır. Şaka değil mi madem? Şaka yani. Gerçek olamaz. Yapmamıştır öyle bir şey. Gerçek. Yaptım. Seni öyle perişan görünce yüreğim parçalandı. Hiçbiriniz anlamazsınız, anlarım ben ana. Oğulcan'ı kurtarmak için yaptım. Aklım almıyor ya. Sen nasıl böyle bir pazarlığa girersin yenge? Ha? Sen benim kardeşimin hayatıyla nasıl oynarsın, nasıl? Hangi hayattan bahsediyorsun sen? Yoksulluk sefalet içinde yaşanan bir hayat, hayat mı Ömer? Çocuğa dedi daha iyi bir gelecek veririm dedi. İstediği her şeyi alırım dedi. İstediği okullarda okuturum dedi. Şengül yeter, sus! Sus artık, sus! Ya Şengül, yok şundan yaptım, yok bundan yaptım. Allah senin cezanı versin ya. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. İstediğin kadar kızabilirsin bana Orhan. Ben her ne yaptıysam oğlum için yaptım.
Oğulcan için yaptım. Şengül, defol git bu evden. Defol. Defol, gözüm görmesin seni. Defol git bu evden. Burası benim de evim. Şengül, bu ev senin değil. Bu ev benim ve çocuklarımın evi. Bu ev artık senin değil. Defol git, gözüm görmesin seni. Al eşyalarını, defol git. Oğlan, yapma. Dinle, ne olursun beni. Emel'i bana vermezler, şikayetimi geri çekmem dedi. Oğulcan'ı gördün, nasıl dövmüşlerdi onu hapishanede. Oğulcan yaşayamazdı, orada can verirdi. Oğulcan için yaptım. Al şunları. Al şu eşyalarını. Defol git, gözüm görmesin seni. Defol. Baba. Defol git. Defol git, tiksiniyorum senden, defol. Neden bu kadar kötü ya? Kalk sandalyeye geçelim bari. Çarem yoktu. Yoktu. Aile Birliği toplantısını birazdan başlatın. Tamam canım. Tamam. Şimdi bu parti çocukların karne aldığı günün akşamı mı yapılacak? Ya sanki ertesi gün olsa daha iyi olur. Hem çocuklar sabah okul için erken kalkmak zorunda kalmazlar. E parti de daha uzun sürer. Bence de şekerim, yani madem yıl sonu etkinliği, çocuklar bütün yılın enerjisini döksünler dans ederek. Yani. Evet evet, öyle yapalım. Ay kızlar. Okul Aile Birliği'nin en sevdiğim görevi bu vallahi. Parti işleri ayarlamak. Aa, geldi seninki sevimsiz. Merhaba. Aa, ben şok. Senin burada olduğunu bilerek nasıl buraya gelir ya? Ay pes yani. E yüzsüz. Öyle. Geç kaldım da. Ne yaptınız? Okul Aile Birliği olarak karar verebildiniz mi bir şeylere? Yok. Ben biraz Ceren'lerin yanına gideyim. Bir şey konuşuyorduk da.
sıkıntı mı var Nebahat? Yok, benim yok. Senin mi var yoksa? Hayır, insanlar yanımdan kaçıştığına göre bir sebebi olması lazım dedim. İnsanlar senin gibi bir kadınla muhatap olmak istemiyor olabilirler. Olamaz mı? Olamaz. Kaçmalarını gerektirecek yanlış bir şey yapmadım ben çünkü. Ha evet tabii. Yani evli bir adamı evine alıp sonra onunla alışverişe çıkıp para harcatmak çok doğal bir şey. Yani öyle mi? Kocan o gün kızım ve benimle birlikte evimde yarım saat kahve içti. O kadar. Ertesi günde toplantıya giderken arabada üstüme kahve döküldü. Mecburen yaptık biz o alışverişi. Allah aşkına şu yalanlarını kendine sakla Suzan. Çünkü biz senin nasıl bir insan olduğunu gayet iyi biliyoruz. O yüzden sen hiç çeneni yorma, olur mu? Siz ne kadar kötü kalpli insanlarsınız ya. İçinizde fesatlıktan başka hiçbir şey yok sizin, hiçbir şey. Tabii tabii öyledir. Sen kovulduğuna göre herhalde şimdi başka bir ağ bakıyorsundur kendine. Yalnız şekerim, sen bu Mahmut'a dikkat et ha. Suzan bu, sağ solu belli olmaz. Bir bakmışsın ona da sarmış. Terbiyesiz! Söyleyene bak. Bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz tek tek bunun hesabını vereceksiniz. Aylacığım, boş ver sen onu hayatım. İyi misin? Rezil şey ne olacak? Rezil! Hepiniz gördünüz, hepiniz şahitsiniz. Bu kadın cemiyetimize uygun bir kadın değil. Buralara geliyor, her şeyi o varoş kavgalarına dönüştürüyor. Ahlaksız. Anne! Anne! Sonunda yakaladık ya. Anne neredesin? Seni bulamayacağız sandık ya. Telefonunu da açmıyorsun. İyi misin? Ha duymamışım yavrum. Anne sen Ömer'lere neden bunu yaptın? Ha? Olacak iş mi? Kimse anlamaz. Seni öyle ağzı yüzü parçalanmış görünce... ana beni kurtar deyince bir ananın ne hissettiğini hiçbiriniz anlamazsınız. İyi de şu an çıktığım da sevince kay bırakmadık kimse de madarım. Resmen o kadına alın götürün çocuğu demişsin. Olacak iş mi? Üstelik birbirinden başka kimsesi olmayan üç kardeş anne bunlar. Ya nasıl rızaları olmadan ayırırsın onları? Ben senin için yaptım. Emel'imiz için yaptım. Daha iyi bir hayat olsun, daha mutlu olsun istedim. İyi de madarım ya buna sen karar veremezsin. Kendi kendine böyle bir şey yapamazsın ki sen. Babanızın bağırdığı, çağırdığı yetmedi. Gidelim bir de biz adamımızı azarlayalım diye mi geldiniz? Gelin çocuklar vurun o zaman beni. Zaten yalnız geldim, yalnız öleceğim bu hayatta. Ya ne ölmesi ya? Kadırım sen niye böyle bir kadınsın? Ben böyle bir kadınım olacağım. Ben böyle bir kadınım. Ben bakarım başımın çaresine. Hadi gidin. Nereye gideceksin? Nerede kalacaksın? Ablama gideceğim, onda kalırım. Anne ağlama ya lütfen lütfen. Hepimiz şokuz zaten. Kimse bunu yapmış olabileceğine inanmadı bile. Yaptım ama hiç kimse sormadı. Niye yaptın, neye mecbur kaldın diye. Kimse anlamaz be. Henüz zor anne. Şu an Emel'i kaybetmenin şoku üzerine henüz zor seni anlamalar. Hadi çocuklar size dönün. Babanıza sahip çıkın. Adamın ilaçları var ihmal etmeyin. Şekeriydi, tansiyonuydu. Siz iyi olun, o bana yeter. Başka bir şey istemiyorum ben. Teyzemin haberi var mı onda kalacağından? Gidince olacak. Hadi çocuğum, hadi dönün evinize, hadi. Gidince haber et bize. Allah koşa koşa sana geleceğim derken
Elimde fener, ağzımda düdükle Emel'i ararken buldum kendimi. Ay resmen ben neden benim haberim yok tribe atacakken? Başına her şey gelmiş. İnanılmazsın Olcu. Nasılım? İnanılmaz. Tam buna sevinip şımaracağım derken annemin evi terk ettiği geliyor aklıma ya. Üf, vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi ben kendi hayatımı dramatik sanardım. Seninkinin benden aşağı kalır yanı yok diyebilirim. Annen sayesinde maşallah var. Var vallahi. Annen nerede kalıyor şu an? Teyzeme gitti. Onda kalacak. Baban affedebilecek mi anneni? Vallahi babama bırak, ben bile içimde o kadar kızgınım ki madırıma. Bir yanım böyle çok kısa da anlıyor biliyor musun? Beni kurtarmak için her şeyi yapar, ben biliyorum. Ama böyle bir yanım da... ya bu kuzilerime, küçücük çocuğa yapılır mı diyor. Üf, vallahi daraldım Wonderful'um, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ya tamam, haklısın. Hem kabul edilemez hem de anlaşılır bir durum. Bak sen ne yaptın? Ne yaptın? Bu ne ya? Boncuklu bilezik. Hapishane tribiymiş. Ya Olcan bu çok güzel. Benim daha önce hiç hapishane bilekliğim olmamıştı. Bak bakayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten ben yapmadım ki. Nasıl? Kim yaptı? Yani parasını verdim aldım. Kızım ben hiç anlamam ki böyle şeyleri. Oğulcan. Ay gitmişsin el alemin hapishanede yaptığı bilekliği bana takıyorsun ya. Ne var kızım ya? Önemli olan niyet değil mi? Niyet. Değil. Boş niyet o. Sen bana ne demiştin ilk başta ha? O biz başa geri mi dönsek? Ben nasıldım Wonderful? İnanılmazsın. Bir tatlısın da. Garip bir enerjim var benim. Geldim, geldim. Şengül, hayırdır ne oldu? Elin kolun dolu gelmişsin. Anlatırım abla, anlatırım. Hele bir soluklanayım ben. Hadi gir, geç, geç içeri. Hayırdır abla? Bir yere mi gidiyorsunuz? He, eniştenin akrabaları davet ettiydi. Memlekete gidiyoruz. Hı. Trabzon'a yani, eniştenin memleketine. Evet, ne oldu ki? Ne zaman gidiyorsunuz? Bu akşam. Şengül, çatlatma beni. Üst üste nedir bu sorular? Ne oldu, neyin var? Abla, Orhan'la bozuştum, ben evden çıktım. Ne? Evden mi çıktın? Evi terk ettin yani, öyle mi? Bilmiyorum abla, vallahi. Çıktım. Ama gidiyormuşsunuz siz de. He, gidiyoruz. Mahmut dükkanı kapatıp gelince yemeği yiyip akşam yola çıkacağız. Anladım. Sen niye kavga ettin Orhan eniştemle? Abla ne olur orasını sorma, ben de söylemeyeyim. Tamam. Ettim işte. Mahvah. Şimdi biz de yokuz, sen ne yapacaksın ya? Bilmiyorum abla, bilmiyorum, düşünmedim hiç. Tamam, kabahat bende. Haber vermeden geldim sana. Kusura kalma. Neyse, olur olur. Sen bir dinlen. Mahmut bir gelsin. Akşama konuşalım ne yapacağız diye. Belki de biz yokken sen burada kalırsın. Vallahi. Hani bilmem, olur mu ki? Şimdi ben telefon açmayayım Mahmut'a. Gelince konuşuruz hep beraber. Oh.
Emir. Ha? Ne işin var oğlum senin burada? Ya ben sadece özür dilemek için gelmiştim ya. İnan bana o gün ne olduysa istemeyerek oldu ya. Ya ben sadece sizi böyle ayırmak... Lan kes! Çık dışarı. Dinlemek istemiyorum oğlum seni. Yürü git. Ya oğlum benim sana bunları anlatmam gerek, söylemem gerek. Sonuçta sana bir zarar verdim ve sana bak yemin ederim ben cezamı çektim. Yemin ederim çektim. Oğlum git diyorum lan git. Defol! Ya tamam sakin ol ya. Sakin ol. İyi misin? Bu çocuk değil mi ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Özge, çıkartın şunu şuradan. Tamam abi, tamam. Sakin ol. Ben sadece teşekkür etmek istedim ya. Şikayetini çektiğin için teşekkür etmek istedim ve hepsi bu. Şikayetimi çektim çünkü size ben ödeteceğim oğlum bana yaptıklarınızı. Ben! Başkası değil. Göreceksiniz lan siz. Göreceksiniz. Oğlum sen psikopat mısın ya? Ya niye bunu şimdi durduk yere kan davasına çevirip duruyorsun? Ne gerek var? Oğlum yürü git diyorum lan. Defol! Abi, abi tamam sakin ol. Ne laftan anlamaz bir çocuksun sen ya? Çık diyor, çık işte. Hadi! Abi dur, dur yat. Şermin, az koy çorbayı bana. Aç değilim çok. Tamam. Baldız, bacanak biliyor mu burada olduğunu peki? Yok, bir şey demeden çıktım geldim. Ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Vallahi hani sizin için her sıkıntı olmazsa... ben diyorum ki hani bir süre burada kalsam. Burada kalacağım. Ya bacanak kızmaz mı şimdi niye ayrı kalmamıza ön ayak oldunuz diye? Yok enişte yok. Vallahi Orhan beni ne görmek istiyor ne benimle barışmak istiyor. Hiç öyle bir şey olmaz. Bilemedim. Siz ne kadar kalacaksınız Trabzon'da, memlekette? Vallahi dayımlar 3-4 hafta kalın diyor da çocukların okulu falan problem olur şimdi. Bir 10 gün kalıp döneriz herhalde. 10 gün de çokmuş yani enişte. Ha bak bu çiçekler de su ister ha. Bakım ister. Ben bakarım onlara. Nerede kaldı çorba be Şermin? Dur şuna bir bakıp geliyorum ben. Ver kuzum bardağını su koyayım sana. Anan da telaşta ya dur. Doldurayım ben getireyim sana da tamam Gülüm. Nereden çıktı şimdi bu ya? Olacak iş değil arkadaş. Ne yapayım Mahmut? Kalacak yeri yokmuş. Sokağa mı atayım? Sana günler öncesinden söyledim kardeşim gelecek diye. O kadar insan nasıl sığacak da bu eve? Ha? Onu da düşündün mü Şermin? Allah seni kahretmesin. Sen ne yüzle benim kapıma geliyorsun ya? Hiç bildiğin gibi değil vallahi. Mecbur kaldım. Neyine mecbur kaldın? Utanmadan beni oyununa alet ediyorsun. Ben kalpten gidiyordum biliyor musun? Ya sen ne vicdansız bir kadınsın ya. İnsan arkadaşına, komşusuna bunu yapar mı he? Şu bacım. Ya Şengül sen ne kadar vicdansız bir kadınsın.
Ya ne kadar kötü kalpli bir cadısın sen. Oğlumu kurtarmak için yaptım. O kızı da kurtarmak için yaptım. De git. Kurtarmak içinmiş. Neyini kurtaracaksın? Ya insan kendi canından, kanından olan insanı kurtarmak için başkasına verir mi? Yürü git be bacım. Git kapımızın önünden hadi ne olur. Komşumu da rahatsız etme. Ben vermişim bu bilgiyi yani. Öyle mi? Anne. 9 kere sordun. 9 kere söyledim. Evet. Yani rakip firma bu bilgiyi asistanınız verdi demiş. Anne sen benimle dalga mı geçiyorsun? Söyledim ya. Evet öyle demiş. Hayır kızım anlamıyorum. Aklım almıyor bir türlü. Ben yapmadım, ben yapmadım. Benim yapmadığım bir şey niye böyle biri ortaya atsın? Beni tanımayan bir insan neden benim kötülüğümü istesin? Hiçbir türlü anlamıyorum ben bu kızını. Yani bir şeyin cevabını almak için gidip sorman gerekiyor. Böyle oturarak olmuyor. Ya bunu kim dediyse, kim yaptıysa geç karşısına. Ben böyle bir şey yapmadım. Benimle ilgili neden böyle bir şey dediğinizde? Eğer üşeniyorsan, demek istemiyorsan otur. Ağla böyle kendi haline. Yok yok. Sen çok haklısın. Çok haklısın. Ben bunu gidip soracağım ve bu işi halledeceğim. Göreceksin bak. Ay benim annem bu. Lütfen göster artık Suzan manyaklı kimmiş? Alo kızım. Anne teyzemle misin? Ne yaptın? Ha teyzendeyim. Çok rahatım yerinde. Çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir laf falan sokmadı değil mi sana teyzem? Canını sıkmadı yani. Yok kızım yok. Hiç canımı falan sıkmadı. Ben gayet rahatım burada. Sen beni merak etme olur mu kuzum? İyi tamam ben seni arayacağım sonra tamam mı? Dur. Tamam canımın içi. Ananla mı konuşuyordun? Neredeymiş? Teyzemdeymiş. Ne güzel. Ne güzel vallahi. Bulmuş gene kendini. Dağıtacak yeni bir yer. Oğlum hayırdır bu saatte? Akbaba geceleri mi? Yok ya. Söyleyeceğim ama kızmak yok ya. Aha. Acaba ne bela açtın başımıza? Söyle.
Bize aşk olsun ama ya. Ben hep belamı açıyorum. Yok be oğlum. Hem senin belan benim belam. Ne olacak? Hadi söyle. Ne yaptın yine? Söyle. Hadi. Canım kuzenim ya. Emir'i görmeye gittim hastaneye. Ne yaptın? Emir'i görmeye gittim. Yani şey, hem yaptığım için özür dilemek istedim hem de şikayetini çektiği için teşekkür etmek istedim. O ne yaptı? Valla ufak çaplı bir sinir krizi geçirdi, kovdu beni. Olcan nasıl bu kadar saçmalayabiliyorsun acaba ya? Kuzicim, insanlık etmenin neresi kötü ben anlamadım. Oğlum karşındaki insan mı da insanlık ediyorsun? Kavganın önce bize dediklerini hatırla. Bizi çetecilikle suçladı, bizi aşağıladı. Sen niye hala insanlık yapma derdindesin? O kadar haklısın ki. Ama zaten çok da etmiş sayılmam biliyor musun? Vallahi zaten direkt kovdu ya, hiç etmiş sayılmam. Etme, etme. Şikayetini geri çekti, hayatımızdan gitti işte. Boş ver, karıştırma da. Aynen ya, gitti bitti ya. Hayatımızdan çıktı gitti. Keşke çiçeği geri alsaydım. Ne çiçeği? Ya hastaneye giderken elim boş gitmeyeyim dedim. Dergi aldım, çiçek aldım. İşte onu geri alacaktım ya. Vallahi git, bıraktım orada, unuttum gitti ya. Tartışma sırasında böyle unuttum gitti. Keşke geri alsaydım da Wonderful'uma verirdim. Utanmadan gittin, çocuğa bir de çiçek mi aldın? Arada seni böyle sopayla dövesim geliyor olacak. Sonra ne oluyor? Kuzenim olduğunu hatırlıyorum. Kıyamıyorum sana. Git evine hadi. Git. Koluma geldi. Dergi salmış. Dergisi de biliyor. Gir lan içeri. Gonca abla içmiş paslamıyor değil mi artık? Yani bile isteğimi yapıyor bilmiyorum ama o vurulma olayından beri ses soluğu çıkmıyor. Bugün bir arayayım onu. Ben de bir kömürlüğe gideyim bakayım içmiş var mı? Erzak almamız lazım artık. Ömer bugün yarın iş bulamazsak bilgisayarı satalım diyorum artık, ne diyorsun? Tamam satalım. Satalım. Ben hazırım. Ne zaman okula gidiyoruz? Bakalım müdür bey bu işe ne diyecek? Yani bir kere kabul etti ama bir daha kabul edeceği anlamına gelmiyor. Ne yapalım Asiye? Tek bırakacak halimiz yok. Git bak bakalım abicim. Emel'im. Sebahat teyze. Emel'im. Canım kızım benim. Turşularımız oldu mu? Oldu tabii. Olmaz mı? Hayırdır Sebahat teyze? Çocuklar, ben sizden özür dilemeye geldim. O gün ne olursa olsun uydum ettim diye çok suçlu hissediyorum ben kendimi. Sabahat teyze, o seninle alakalı bir durum değildi ki. Sen gelmeden önce zaten yengem vermişti o kadını Emel'e. Olsun. Ne bileyim, bir içeri girip bakaydım keşke. Nereye götürüyorsunuz çocuklar Emel'i? Okula götürmeye çalışacağız. Ebon'a bıraksanıza. Yemin ederim bu sefer gözümü ayırmam gözümü. Aha böyle gözümü kırpmam. Ya yok Sabahat teyze, biz zaten sana güveniyoruz. Sadece o olaydan sonra sen biraz çekinirsin diye getirmedik sana. Olur mu öyle şey kızım? Her zaman beklerim. Abicim, sen gitmek ister misin? Olur, isterim. Senin isterim diyen ağzını yerim ben. İyi tamam o zaman. Hazır zaten. Çıkalım biz de. Gözünüz arkada kalmasın çocuklar. Hadi gel. Yanlış oldu sanırım. Hayır, sekreteriniz gelebileceğimi söyledi. Evet ama ben Suzan Hanım'ı bekliyordum, ondan şaşırdım. Umarım rahatsız değildir kendisi. Suzan Hanım benim. Yok, yani bizim görüştüğümüz Resul Özkan'ın asistanı olan Suzan Hanım. Siz değilsiniz. O asistan Suzan benim. Ama siz Suzan olduğunu iddia eden hangi kişiyle görüştüğünüz bilmiyorum. Hmm.
Nasıl yani? Açıkçası ben de bunu öğrenmeye geldim. Bana niye böyle bir kötülük yaptığınızı, neden çamur attığınızı anlamak için geldim ama... görüyorum ki siz de oyuna gelmişsiniz. Yani oyuna geldiniz derken... ihaleyi aldık sonuçta ama... evet, ortada acayip bir durum var. Bize rakamı veren hanım adının Suzan olduğunu söyledi. Ve size hiç benzemiyordu. Peki bu kadını görseniz tanır mısınız? Tanırım. Hoş bir hanımdı. Bana kötülük yapacak hoş hanımları düşünecek olursak... denemeye değer. Size kendini Suzan diye tanıtan kadın... bu fotoğraftaki kadın mıydı acaba? Yok, hayır, bu değildi. O zaman bana kötülük yapma ihtimali olan bir diğer kişiye bakalım. Size ihale bilgilerini veren bu fotoğraftaki kişi miydi acaba? Evet, evet. Bu hanımdı. Dediğim gibi bana adının Suzan olduğunu ve Resul Özkan'ın asistanı olduğunu söyledi. Ama bir dakika, bu fotoğrafta da Resul yanında zaten. Kim ki bu kadın? Ayla Özkaya. Resul Bey'in eşi. Nasıl yani? Bir insan kendi eşine böyle bir kötülüğü nasıl yapabilir ki? Sen izle kuzum. Ben mutfağa bakayım, tamam mı? Elma var mı diye. Tamam. Şengül, kız senin ne işin var burada? Sende hiç utanma, arlanma yok mu? Şu gariban çocuğu düşürdüğün hallere bak. Bir de üstüne beni. Sabahat, kurban olayım, ne olursun söyleme. Ben istemezdim böyle olsun. İstemeseydin niye yaptın öyleyse? Bir de asla yakıyordun beni de ha. Kız, ben sana ne kötülük ettim de beni karıştırıyorsun pisliğine ha? Terbiyesiz. Orhan burada mı? Yok. Sabahat, ben ne yaptıysam oğlumu kurtarmak için yaptım. Tamam, hata ettim. Öyle bir hata ettim ki kendimi ateşlerin içine attım. Şimdi de cayır cayır yanıyor. Ne yapıyorsun şimdi burada? Ne işin var? Birkaç parça eşyam var, alıp gideceğim. Korkma, kalmayacağım burada. İyi, kalmadı zaten. Yazık, günah şu çocuğa. Vallahi baktıkça içim sızlıyor benim içim. İyi, hadi işini hallet de çık git o zaman, hadi. Bitti mi söyleyeceksiniz? Allah Allah. Hem suçlu hem güçlü konuşuyor bir de. Thank you.
Senin ne işin var lan burada? Ya sen ne laf anlamaz, ne arsız, ne utanmaz bir kadınsın ya. Onca rezillikten sonra hangi yüzle geliyorsun sen bu eve? İçeriden bir şey alacağım dedi diye içeri gir dedim ben Orhan abi. Kalmayacağım Orhan. Birkaç parça eşyam vardı, onu almaya geldim. Bak sana bir kez daha diyorum. Ben ne yaptıysam Oğulcan için yaptım. Oğlum için yaptım. O çocukcağız hapishane köşelerinde çürümesin diye yaptım. Bu neyin mazereti ya Şengül? Neyin mazereti bu? Ya bir çocuğu ailesinden ayırıp başka birine vermenin ne mazereti olacak ya? Senin için mazereti olmayabilir ama benim için var. Ben anayım. Sen bunu anlayamazsın. Anaymış. Yürü git lan şuradan. Utanmaz. Yürü. Allah'ım ya Rabbim. Sabahtan cüzdanı unutmuşum da şurada sehpanın üstünde olacak, bir bakar mısın? Tamam. Hay Allah'ım ya. Ben nerede yanlış yaptım ya? Nerede yanlış yaptım da bütün bunlar benim başıma geldi ya? Günaydın. Günaydın Wonderful'um. Siz sıkılmadınız mı hala birbirinizden? Ay Bikşim, biz birbirimizden sıkılmadık. Ama bak ben geçen gün yarım saatliğine sene oldum ya. Aa, çok zormuş. Çok sıkıcı. Ne oldu bir anda kız? Geçen gün bir boyunu atlamadın kaldı bir tek. Ömerciğim, biz şimdi köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı dedik. Ben gösteririm sana gününü de. Neyse. Günaydın tatlım. Günaydın. Hoş geldiniz. Dün gece hastanede fark etmemişim gittiğinizi. Ya aramaya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de Kaan, ya böyle sen Emel'le kucağında geldin ya. O anı hiç unutmayacağım. Vallahi çok sağ ol. Ne demek Asiye? Sorun değil. Az önce bana trip mi yaptı o? Yani Emel'i ben bulmadım diye beni görmezden falan mı geldi? Saçmalama Doruk, ne alakası var ya? Ya ben buldum diye bana özel teşekkür etti sadece. Zaten hatırlarsan ormanda da sana teşekkür etmişti katıldığın için. Aman ya. Neyse ne. Takılmayacağım zaten artık. Bundan sonra Asya'nın bana nasıl davranırsa aynısını onunla çarpıp ben de ona öyle davranacağım. Yeni kararım bu. Yani evet, en doğrusu o öyle olacak gibi. Yani sonuçta ayrıldınız, artık böyle şeylere takılmamak lazım. Tabii tabii, takılmak yok artık. Asiye Hanım kime nasıl istiyorsa öyle davransın. Umurumda değil. Çok inanmadım sana ama sen bilirsin kardeşim. Günaydın. Günaydın. Kimya ödevini yaptık mı? Yani ben dün gece bir şeyler yaptım. Ama yine bir grupça bakmamız lazım ya. Sıralı mı bunlar? Sıralı mı? Vay vay vay. Son vahşimiz de gelmiş. Hoş geldin. Vallahi çabuk döndün ha. Kolay yattın bakıyorum. Kuzi, hani ben sana demiştim ya Tolga'yı bile çok özledim, burnum da tütüyor diye. Hiç öyle bir şey yok, tamam mı? Unut onları. O diyaloğu komple atalım biz. Ne bakıyorsun oğlum tip tip suratıma? Benimle mi kafamı patlatacaksın, ne yapacaksın? Vallahi onu bilmem de sen böyle devam edersen ben senin kafanı patlatacağım. Adama bak ya. Herif katil olmanın eşiğinden dönmüş. Ama sen gelmişsin hala bana bu herifi savunuyorsun. Tolga. Tamam. Ne tamam? Bir dakika bir dakika, anlamadım ben. Siz şimdi tekrardan iyi falan mı oldunuz? Ne oldu? Oğlum siz daha geçen gün aşağıda kantinde kavga etmiyor muydunuz? Hı? Birbirinizi dövmeye çalışmıyor muydunuz? Senin annen bu herifleri okuldan attırmak için ağzına geleni söylemedi mi? Ortalığı ayağa kaldırmadı mı senin annen? Şimdi ne oldu, tekrardan iyi mi oldunuz ne? Uzatma Tolga. Uzatma. Oğlum siz şaka mısınız lan? O
Oğlum siz ne geri vites bir tayfasınız? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz oğlum siz? He? Harbi diyorum, sizin ikinizden hiçbir çocuk olmaz ha. Şimdi de kavga etmiyoruz diye mi deliriyorsun? Manyak mısın sen oğlum? Lan ben siz kavga etmiyorsunuz diye delirmiyorum. Ben siz ağzınıza geleni bu herifler karşınızda yokken söylüyorsunuz... ama herifler karşınıza geçtiği zaman susuyorsunuz diye deliriyorum. İşinize gelince ne güzel ağzınıza geleni söyleyin... ama işinize gelmeyince şu iki kızın önünde susuyorsunuz diye deliriyorum. Ne güzelmiş ya. Ne güzelmiş. Sonra neymiş efendim? Tek kötü çocuk Tolga. Tabii ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi diyorum, siz ikiniz çok akıllısınız ha. Dünyada çok kötü insan var. Ama sen bayrak taşıyanısın oğlum. Adam, katilliğe hapse giren kişi senin kuzenin de. Ben değildim. Oğlum bak, ben katil falan değilim. Bilerek isteyerek de yaptığım bir şey de değildi. Kazaydı o. Tabii tabii. Zaten herkes öyleler. Tolga yeter. Yeter. Herkesi sen kendinle karıştırma. Hayırdır ya? Harika. Ne oldu? Biz Oğulcan Hanım köylü tribine girecek diye beklerken... birden sen mi girdin bu tribe? Ya sen kendinden başkasını düşünüyor muydun? Vallahi çok şaşırdım. Ben bencil olabilirim. Ama senin gibi pislik değilim. Diyorsun. Diyorum. Oğulcan'dan uzak duracaksın. Tamam. Yeter. Harika, Oğulcan'ı savunuyor. Şaşırdım ben de. Durmazsan ne olur mesela? Hı? Ne yaparsın? Kalemimi, kitabımı falan mı çalarsın? Ya da çok özür dilerim. Bileziğimi falan mı çalarsın? Ne yaparsın? Tolga, kimseye söylemeyecektin. Tutamadım işte kendimi. Sen kimseye söylemeyecektin. Öyle konuşmuştuk ya. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hoşlandığın kıza senin nasıl bir tacizci olduğunu anlatalım. Ne dersin? Ne saçmalıyorsun be sen? Ha? Ne diyorsun? Ben saçmalamıyorum. Damarıma basma benim, çok fena olur. Oğlum sen gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Harika, bir şey söyle. Bu manyak gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Yapmaya çalıştı. Ama yapamadı. Ne anlatıyorsun kızım sen? Ne diyorsun ya? Olay öyle mi oldu? Siz de bence bir dellenmeyi bırakın. Önce bir dinleyin burayı. O olay tam olarak öyle olmadı. Ben sana doğrusunu anlatayım istiyorsan. Nasıl oldu? Sen gayet halinden memnundun. Biz seninle takılıyorduk. Sen de gayet eğleniyordun. Ve benden hoşlanıyor gibi davranıyordun. Ben de sen benden hoşlanıyorsun sandım. Tuttum sana yürüdüm. Sen gelip önce bana kendin yüz vermedin mi? Şimdi olayı nereye çekmeye çalışıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Ya sen ne diyorsun be? Ben seninle eve gelmek istemiyorum diye beni zorladın. Hayır cevabını alınca da küçümsedin. Yolun ortasında bıraktın beni be. Rahatsız ettin. Huzursuz ettin. Taciz değil de ne bu? Ne oğlum, gebertirim ben seni. Lan gerçekten böyle bir ben seni bir döveyim. Ya sen ne? Ya yeter! Bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam. Bitti gitti. Ama sen hoşlandığın çocuğun kim olduğunu öğren bence. Manyağın teki çünkü. Asıl manyak sensin be. Oğlum hanım. Gel. Hepiniz iki yüzlüsünüz lan. Vallahi bak. Sizden önce kime inandığınıza iyi bakın. Ondan sonra gelip bana hırlayın. Ben seni bir döveyim ya. Ömer. Sen akıllanmayacaksın başka. Ömer tamam. Kavga yok dedik. Değmez şuna. Aa bak, bize savunduğun adam bu. Böyle bir pislik. Oğlum bizden uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Ha şimdi bakarsın peşin. Hadi bakayım. Harika. Aa,
Şengül, ne işin var senin burada? Yarın gelmeyecek miydin sen? Bugün de geleyim dedim. Ama benim yarın misafirlerim gelecek öğlen. Hani öncesinde bir temizlik falan yaparız istiyordum. Olsun, yarın da gelirim ben. İyi, gir madem. Sen iyi misin? Yüzün bir soluk gibi, tatsızsın sanki. Yok yok, iyiyim, iyiyim ben. Bana bak, hasta falan değilsin değil mi? Evimde mikrop istemiyorum ha. Eğer hastaysan evinde iyileş, öyle gel. Yok, öyle bir şey olsa zaten ben evimde kalırdım. İyi peki. Kahvaltı ediyorum ben, aç mısın? Gel istiyorsan. Yok, yedim ben. Peki. O zaman hazır hava yağışlı değilken camlardan başlarsın bugün. Tamam. O zaman kolay gelsin. Ne oluyor Suzan? Niye geldin? Üzerime haksız yere atılan çamuru temizlemeye geldim. Beni sorgusuz sualsiz infaz ettiniz. Dinlemeye bile tenezzül etmediniz. Ama ben gerçekleri kendi kulağınızla duyun istiyorum. Size ihale bilgilerini veren bu fotoğraftaki kişi miydi acaba? Evet evet, bu hanımdı. Ama bir dakika, bu fotoğrafta da Resul yanında zaten. Kim ki bu kadın? Ayla Özkaya, Resul Bey'in eşi. Gerçekten çok şaşırdım. Ama bu nasıl olur? Bu bilgileri nasıl elde etmiş olabilir ki? Neden ya da ne sebeple olduğunu ben de bilmiyorum. Ama anlaşılan eşiniz bana kafayı fena halde takmış durumda. Fakat ben bunlarla uğraşamam maalesef. Bu yalanlara inanıp bana sırtını dönecek biriyle de hiçbir ilgim olmaz artık. Size entrikalar dolu hayatınızda başarılar dilerim Resul Bey. Suzan. Çocuklar, bildiğiniz üzere bu dönemin sonunda okulumuzda çok güzel bir sergi olacak. Ve bizler de fotoğrafçılık kulübü olarak bu sergiye kendi çektiğimiz fotoğraflarla dahil olacağız. Hocam, tam benim olaylarım. Fotoğraf, kadraj var, bunlar benim yani. Çok iyi biliyorum Oğulcan. Hiç şüphen olmasın. Hocam, eşli olabiliyor muyuz? Olur. Eğer arkadaşlar arasında itiraz eden yoksa benim için bir problem yok. Yok hocam. Olabilir. Pekala. O halde teker teker bir liste yapalım. Madem sen bu kadar çok meraklısısın Oğulcan, senden başlayalım. Kimle eş olmak istersin ve temanız ne olacak? Acaba kim? Hocam, tabii ki de Wonderful'um. Kendimi kaybederim. Temamız da dünyanın 8. Oğulcan'ın 1. harikası. Hadi bakalım. Süsen? Ben Ömer'le eş olurum hocam. Yani o da okeyse. Fark etmez. Konumuz da duygular olsun. Duygular. Olumsuzlar da oluyor mu hocam? Yani üzüntü, pişmanlık gibi. Olur tabii. Serbestsiniz. Berk? Biz Aybike ile çalışırız hocam. Temamız da İstanbul sokakları. İstanbul sokakları. Bu havada sokak sokak gezeceğiz mi? Sen arabada oturur, sıcak sıcak çekersin fotoğrafını. Hem ben seni üşütür müyüm be güzelim? İyi, tamam. Anlaştık. Anlaştık. Bu kadar. Asiye? Ben Kaan'la eş olurum hocam. Yani onun için de uygunsan. Uyar bana, sıkıntı yok. Ama ben konuyu falan düşünmedim, sen bulabilir misin? Ya hocam, bizim konumuz da o zaman portreler olsun. Ha,
Hocam biz de birlikte olabilir miyiz? Konumuz da mimari. Tamam, pekala. Bu durumda da geriye bir tek Tolga ve Doruk kalıyor. Haliyle siz de birbirinizle eş oluyorsunuz. Senin bana kalman da çok hoş oldu cidden. Boş ver ya. Takılırız işte, ne güzel. Hocam, bizim konumuzda iyi ve kötü olabilir mi? Arkadaşlar bayılıyorlar çünkü öyle olduğunu düşünmeye de. Tamam, tamam. Yarın da bu çekimlerin bitmiş olması gerekiyor ama. Ona göre en iyilerini seçeceğiz ve sergide onları göstereceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Hadi bakalım. Asiye. Ben varken neden gidip Kaan'ı seçtin? Ben varken derken? Senin önceliğin ne? Hani biz bir zamanlar sevgiliydik ya Asiye Hanım. Hani ayrıldık diye hemen kopup gitmemiz gerekmiyor değil mi? Yok hayır. Kopup gitmemize gerek yok da. En son ödev yaptığımızda biraz sorunlar çıkmıştı. Ben de çalışkan biriyle eş olmak istedim. Anlıyorum. Asiye Hanım benim not ortalamam 83,5 yalnız. Hatırlatayım istedim. Doruk niye bana hesap soruyorsun? Seçmedim işte, senin ne olmuş yani? Ama gittin kardeşimi seçtin. Çünkü beni sinir etmek istedin değil mi? Senin kardeşin ise benim de sınıf arkadaşım. Aman ne güzel ne güzel. Çok da umurumdaydı. Umurunda değilse bitirelim o zaman konuşmayı. İyi, bitirelim. O zaman sana sıkıcı kardeşimle iyi fotoğraf çekmeler. Sağ ol. İnşallah zayıf not alırsınız. Allah Allah. Kıskanç şey. Saçmalama kızım, ne dövmesi ya? Ben çocuğu kurtarmaya gittim oraya. Ya iyi de bana seninle kavga ettiğini söyledi. Çocuk kafayı yemiş ya. Ya ben geldiğimde de sizi öyle itişirken görünce inandım söylediklerine. Ya yok kızım, üç kişi çocuğu dövüyorlar da ben gittim ellerinden aldım onu ya. Senin sevgilinle niye karışıyorsun deyip beni itti işte. Sen onu görmüşsün. Özür dilerim. Yani sana inanmadığım için. Sen mağazada olanları da bilmiyorsun o zaman. Kendi mağazayı dağıttı, bizi bir sürü borca soktu. Mazlum abi giderken borcu ödedi de öyle gitti. Bunları da bilmiyorsun tabii. Bilmiyorum. Cemile bak. Bu Tolga büyük bir psikopat ve büyük bir yalancı. Artık anla şunu ya. O zaman Mete'nin söyledikleri de doğruydu. Bu ev arkadaşımın sevgilisi. Tolga'nın ona sataştığını söylemişti. Belki de o da doğruydu. Ne belkisi kızım? Kesin doğrudur ya. Yani ben çok üzgünüm şu an. Özür dilerim. Özürlük bir şey yok kızım. Sadece şu çocuktan uzak dur yeter. Cemile. Cemile. Artık Allah aşkına dinlemiyorsun. Sus. Benim seninle konuşacak en ufak bir şeyim bile yok. Benim seninle konuşacak bir sürü şeyim var ama Cemile. Olaylar senin düşündüğün gibi değil. Beni de dinlemen gerek. Ben duyacağımı duydum Tolga. Bitti. Sakın gelme peşimden. Cemile lütfen. Bitti diyorum Tolga. Bitti. Cemile bit... Aa, Şengül. Sen daha bir saat önce silmedin mi burayı? Niye tekrar başladın? Ne bileyim, böyle gözüme pek temiz görünmedi bu. Ben dedim bir daha sileyim. Ay yok canım, mis gibi olmuş işte. Bırak, tamam yeter. Hah, iyi o zaman ben gideyim halıları sileyim. Halıları mı? Ayol, iki gün önce sildin Şengül sen halıları. Bana bak Şengül. Sen normalde bu saatlerde ayaklarını arkana vura vura kaçar gidersin. Hayırdır, ne oluyor? Zaten bir durgunluk da var sende bugün. Söyle bakayım. Yok yok, yok bir şey. Bak şekerim, kadın kadının halinden anlar. Söyle bakayım, evde bir sıkıntı falan mı var? Hayır, böyle geç gitmeye yer arıyor gibisin. Hayırdır?
Bana bak nedenini sorma bana ama doğru bildim ben eve giremiyorum. Ya. Hani dedin ya kadın kadının halinden anlar diye sana bir şey diyeceğim. Söyle. Ben bu gece burada kalabilir miyim? Dışarıda bekliyorum, oyalanma sen. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Ya Susu tatil için ödev verecekler miymiş biliyor musun? Oho! Dünyadan Susu. Hay, yok bilmiyorum, bilmiyorum. Duymadım öyle bir şey. Hayır ya, hayır işte ya. Tam sırası da şu an yani. Aa, sakin ol ya. Ay ne olacak? Abim de biraz bekleyiversin. Kaçırmıyorlar. Ya şimdi çıkışta fotoğraf çekimini yapacağız da. Şimdi bekletmeyeyim. Beklerse böyle vazgeçer falan. Ay neden vazgeçsin? Allah Allah. Bence sen çok üstüne düşüyorsun bak. Bu kadar üstüne düşersen kaybedersin. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Ya tamam şimdi Ömer yakışıklı, karizma. Sonuçta kendinden benziyor. Ama yani rakibin yok ya bir kere. Relax. Benim ne hissettiğim çok belli oluyor mu? Yani vallahi ben anlıyorum. Bence başkası da anlıyordur. Ay neydi o öyle ödevde eş seçmeler falan? Çok açık ediyorsun kendini. Ya bence zaten Ömer de anlıyor da işte cevap yok. Üzücü olan da bu. Sebebi de şu, üstüne düşüyorsun. Biraz geri çek kendini. Peki ben geri çektim diyelim. Ya gelmezse? O zaman kendi kaybeder Süsicim. Aa, yapacak bir şey yok yani senin olma fikrini kaybeder. Yani ya tamamen kazan ya da tamamen kaybet diyorsun. Aynen öyle diyorum. Da, neyse. Ömer dışarıda bekliyor. Ben bir sorayım bakayım. Ne hissediyor? Sen de burada bekle. Biraz oyalan bari. Ya harika işte. Sen gerçekten harikasın bak. Harikasın ya. Biliyorum benim adım harika. Abicim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Abicim. Kesin bir şey isteyeceksin değil mi? Sınavda yok, kopya da isteyemezsin. Hayırdır? Aşk olsun ya. Hemen de anladın. Bir tadını çıkarttırmıyorsun ya. Tamam hadi bozmayayım seni. İyiyim abicim, sen nasılsın? İyiyim ben de, nasıl olsun? Vallahi hayat mücadelesi. Okuldan eve, evden okula. Oğulcan da var zaten biliyorsun. Bende bir şey yok, sende? Ne var? Var mı bir şey? Ne gibi bir şey? Yani işte. İnce işler, gönül işleri. Var mı? Kıvranma daha fazla. Sor, sor. Hadi. Tamam, aramızda kalacak ama. Süsen'in haberi yok. Siz senden hoşlanıyor musun? Anlaşıldı karın ağrın. Hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun? Bak kız içeride iki büklüm. Söyle, ona göre ya devam ya bitir diyeceğim. Gönül işlerimi ben halledebilirim abicim. Sen karışma. Bence sen kızla oynuyorsun da bana öyle geliyor. Saçmalama, niye öyle bir şey yapayım? Hem oynayan biri varsa ben değilim, arkadaşın. Kaan'ı kıskandırmak için benimle yakınlaşmış gibi yaptı. Bunu biliyor muydun? Hayır. Ay, iyi tamam, sizin işler çok karışık valla. Ben karışmak istemiyorum. Sen de çok uzatma. Fazla naz, aşık usandırır. Bu işler kısmet abicim. Hayırlısı olsun. İyi tamam. Ben hazırım. Hadi gidelim. Işık var. Yola devam. Hadi siz gidin. Yakışıklı abim benim be. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Ya haftalardır okula fotoğraf makinesi getiriyorum. Bir tane poz çekmedik.
Şimdi getirmediğim gün hocanın verdiği ödeme bak ya. Bir şey olmaz ya. Sizden kamerayı alırız, sonra bize geçeriz. Bizim oralarda çekeriz, olur mu? Bize kadar gitmişken niye bize çekmiyoruz Asiye? Anladım, anladım. Yani babamdan pek hoşlanmıyorsun, biliyorum. Yani ne boşta da okul aile birliğinde olan olaylar falan derken... bir de üstüne eski sevgilinle aynı evde yaşıyorum ben tabii. O eve gelmek istemiyorsun. Yani sence haksız mıyım? Haklısın. Haklısın. O zaman ne yapalım, nasıl yapalım? Bizim bahçede çekelim o zaman Asiye. Hem kimseyle yüz yüze gelmeden halletmiş oluruz. Ben o saatte ne boşla babamın da evde olacağını sanmıyorum. Çünkü öbür türlü ne olacak biliyor musun? Bir bize gideceğiz, bir size gideceğiz. Boşu boşuna vakit kaybedeceğiz. İstanbul trafiğini biraz zor mu biliyorsun? Yani iyi, tamam. Pek bayılmıyoruz ama yapacak bir şey yok, gidelim. İyi, hadi gidelim. Sıradaki duygumuz mutluluk. Deniz? Deniz olabilir mi? Olabilir tabii. Ya sonuçta denize bakınca mutlu olan insanlar var. Sen neden mutlu oluyorsun peki? Ha. Güzel bir yemek olabilir. Havalı bir bateri. Sporu var, hava da olur. Ha bir de uçmak. Uçmak mı? O nereden çıktı? Ha böyle akrobüs uçakları var ya. Garip garip hareketler yapıyorlar. Onu kullanmayı çok isterdim mesela. Çok havalı değil mi ya? Yani evet, havalı. Sen bu arada zaten havalı bir tipsin. Olabilir. Neyse. Sıradaki duygumuz... yalnızlık. Çöp kutusu olabilir mesela. Neden? Yani kimse çöp kutusuna sarılmıyordur bence. Sence de çok yalnız durmuyor mu? Yani evet. Haklı olabilirsin. Çekiyor musun? Tamam. Evet, sıradaki duygumuz ne? Hayal kırıklığı. Bunu ben çekeceğim. Buyurunuz. Tut bakalım şunu. Biraz şöyle geri gitsene. Git. Git. Hah tamam. Gülümse. Anlamadım. Son zamanlardaki en büyük hayal kırıklığım sensin Süsen. Ya Ömer. Gülümse hadi gülümse. Hayır tamam istemiyorum. Unutmuşsun beni öyle mi? Bunların hepsi bir. Geri gelsen bir gece vakti, hiç gitmemişsin gibi. Sokulup yanına pişmanlığından, öpsem ya seni. Bir film açsak, sen filme dalsan, ben gözlerine. Olmaz mı yani sen ve ben yeniden sığmaz mıyız bir masalın içine? Mutlu mu yerinde gidenler, dost mu hep gözyaşı silenler? Bir yürek sahiden bir kez mi sever, doğru mu bu söylenenler? Gelmemişim aklına bile, uğramamış kalbine hasret.
dede. Çeksene çaktırma. Çekiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Beni fotoğraf mı çekiyorsunuz? Yani çekiyoruz da amcacığım. Biz okul için yani ödev için çekiyoruz. Ver bakayım önündekini, ben kıracağım seni. Amcacığım dur, sakin ol, dur. Bir de farklı ifadeler mi yapsak acaba? Böyle bir gülsen, hani öfkeli baksan, korksan falan. Ne haber? Çalışkan gençler. Nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? Evet. Eğleniyoruz. Bir problem mi var? Siz ne yaptınız Solgar'a? Bitti mi fotoğraf çekimi? Bizimki kolaydı ya. Öyle yan yana geçip fotoğraf çekildik işte. İyi çocuk, kötü çocuk hesabı. Ama bakıyorum sizinki öyle değil Asiye Hanım. Ha? Bir pozlar, böyle bir şeyler, bir tavırlar. Yani evet, konu portre olunca biraz ifadelerle çeşitlendirmek gerekiyor. Evet, evet. Çeşitlendirin tabii. Çeşitlendirmek önemli. Aferin size. Vallahi size de pek bir şaşırdım Asiye Hanım. O kadar sevgiliydik. Bir kere gelmedin evimize. Şimdi bakıyorum, ödev için gelmişsiniz. Artık nasıl önemliyse bu ders sizin için, ha? Mecbur kaldığım için geldim Doruk. Ya keyfimden gelmedim ki. Hmm, kesin öyledir, tabii. Evet. Gerçekten o yüzden geldi Doruk. Hatta ben eve sokmayacağıma dair söz verdim de anca öyle ikna ettim yani. Hiç kolay olmaz. Vallahi ben onu bile başaramadım genç adam. Bravo sana. Bravo. Tadın kaçtıysa bitirebiliriz zaten, çektik çekeceğimiz kadar. Yeter bize bu kadar. Ya yok. Huzurumu kaçırmasın şimdi. Ödev yapıyorum. Allah Allah, yanlış bir şey yapmıyorum ki ben. Devam edelim. Edelim. Gelmemişim aklına bile. Uğramamış kalbine hasret. Unutmuşsun beni. Doruk. Oğlum ne yapıyorsun? Nasılsın? Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Yine bir ters günümüzdeyiz galiba. Yo anneciğim. Gayet iyi bir günümüz. Müthiş bir gün hatta. Kaan'ın yanındaki kız kim? Asiye. Ne işi var o kızın benim evimde? Ha? Bu ne cüret? Vallahi ben bin kere çağırdım. Gelmedi senin evin diye. Ama Kaan çağırınca gelmiş. Ben de anlamadım. Nasıl yani? O kız senin değil Kaan'ın misafiri mi? Hmm, aynen. Aynen öyle. Ha. Güzel. Kaan misafirine bir şey ikram etti mi? Bilmem. Bilmem ki anneciğim, yani Kaan'ın misafiri olduğuna göre Kaan'a sorman lazım, değil mi? Ayrıca Asiye benim umurumda falan değil. Tamam. Tamam. Umurunda da olmasın zaten. Kaan'ın şimdi bir kız arkadaşı mı oluyor? Ay oğluşum kurtuluyor demek ki. Hadi inşallah. Kaan'cığım. Misafirin varmış. Neden söylemiyorsun? Bir şeyler hazırlattırayım mı Tülin'e? Benim hiç aklıma gelmedi ki ya. Aç mısın? Bir şeyler yemek ister misin? Yok. Yok sağ olun. Ama bir dahakine haberim olsun. Tamam mı? Madem Kaan'ın misafirisin, seni güzel bir şekilde ağırlamak isterim.
Kaan sen de lütfen bir dahaki sefere unutma. Tamam, haber veririm ben. Hadi siz keyfinize bakın. Görüşürüz. Nebahat Hanım hasta mı? Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bir gariplik var ama çözemedim daha. Bence ben bir şey yemek isteseydim ya da içmek isteseydim beni zehirlemeye falan çalışacaktı. Yani aklıma gelen tek mantıklı cevap bu. Gerçekten yaptığı hareket daha anlamlı oldu şu an. Akif? Canım. Canım. Hayırdır, erkencisin. He. Erken bitti şirkette işim, ben de geleyim dedim ya. Ne oldu, gideyim tekrar? Ay hayır canım. Şaşırdım sadece. Hem ben de biraz önce geldim. İyi. Bahçedekileri gördün? Yok, kim var ki bahçede? Bomba. Kaan'la potansiyel kız arkadaşı. Süzen. Ay hayır, Süzen değil. Bomba diyorum, bomba. Vallahi ne bu, şu anda patlamasından korktuğumuz en büyük bomba Süzen. Başka bir bomba gelmiyor benim aklıma, yardımcı ol bari. Aman Akif sen de. Asiye. Ana Asiye, kıvırma. Ama. Ne alaka ya? Vallahi şu anda potansiyel kız arkadaşım pek emin değilim ama... Doruk yukarıda odasında, Kaan da Asiye ile bahçede beraber, bir de kakaraki gibi bir şeyler yapıyorlar. Bence kesin tamam bu iş. Allah Allah. Arkadaş bu Atakul gençleri ne buluyor bu kıvırbaş kızda, ben anlamıyorum ki ya. Ay ama ben de anlamıyorum vallahi, ben de Akif. Doruk ne diyor bu duruma? Allah ne desin, yüzünden düşen bin parça. Ama iki günü unutur nasıl olsa, gençlik aşkı ne olacak? Ay şu kız bir an önce Kaan'la sevgili olsun da oğlumun başını yemesin. Düşsün oğlumun yakasından. Ne boş. Kaan da benim oğlum, hatırlatırım. He. Ne olmuş oğlun yani? Evet. Doruk'tan daha mı değerli? He? Bak. Değerli de diyemiyorsun, değersiz de diyemiyorsun. Ortada bir şey işte. Allah Allah ya. Baba. Oğlum sen niye öyle hayalet gibi geliyorsun ya? Tövbe estağfurullah, korkutuyorsun. Baba sessiz gelmedim ki. Yani ben evde olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım seni. Ha. Şşş. Ne iş? Asiye'yle fotoğraf çekimi yapıyorduk dışarıda. Susadık. Su almaya geldim. Oğlum. Bak bu Süsen mevzu tamamen kapandı. Değil mi? Bak başımıza bir iş almayacağız orada. Değil mi oğlum? Evet babacığım. Kapandı. Süsen artık konuşursa kendini de yakacağını biliyor. Bizde o iş. Hadi bakın. Asiye'yle ne alaka? Fotoğraf çekimi yapıyoruz ödev için. Bak Kaan, Doruk'la yeni yeni aranız düzeldi, kardeş olmaya başladınız. Başka bir mevzu çıkmasın, canımı sıkmayın ben. Babacığım, mevzuluk bir şey yok ki. Asiye'yle fotoğraf çekimi yapıyoruz ödev için. Yani Doruk'un tripleri bunlar. Yoksa bir şey yok yani. Ne fotoğrafmış arkadaş ya? Ne bu fotoğraf, 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 tamam. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi sizde. Telefonlarımı açmayınca ben de mecbur kaldım gelmeye. Bence artık konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Sen de bu durumu kabul etsen iyi olur. Ne bu şimdi? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Nereye gidiyorsun dedim Cemile. Yurttan bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Aslında en başında gitmem gereken yere.
Nasıl yani? Ne saçma bir şey bu? Nereden çıktı şimdi gitmek falan? Seni daha doğru düzgün tanımıyorken bana yardım etmene izin vermemeliydim. Hata yaptım. Ama o kadar aptalım ki şu anda fark ediyorum bu durumu. Ne demek şu anda fark ediyorum Cemile? Sen bunu neyini anlamıyorsun? Sen beni herkesten iyi tanıyorsun diyorum sana. Ya sen neden anlamak istemiyorsun? Ayrıca şu saçma sapan düşüncelerinden de vazgeç. Saçma sapan falan değiller çünkü. Ben gerçekleri görememişim. Sen ne dediysen ben sana inandım, güvendim. Asıl salakça olan durum da bu. Daha fazla da uzatmak istemiyorum bu durumu. Bir an önce çekip gitmek istiyorum burada. İstemiyorsun. Ne yapıyorsun? Niye aldın telefonumu? Sen oturup beni sakince dinleyene kadar bu evden hiçbir yere gitmeni istemiyorum Cemile. Anladın? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ya sana söylüyorum, ne yaptığını sanıyorsun? Gidiyorum Cemile. Seni de evde düşünmen için yalnız bırakıyorum. Anladın? Sonra gece gelince de hepsini konuşacağız. Hepsini. Tolga, delirdin mi sen? Aç şu kapıyı. Ya Tolga, delirdin mi? Beni buraya kilitleyemezsin. Aç şu kapıyı. Tolga, aç. Resul Bey. Merhaba Suzan. Merhaba. Ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Senin gibi bir kadından nasıl laf dilenir? Çiçek mi yollanır? Hediye mi alınır? Gerçekten bu kez ne yapacağımı bilemedim. O yüzden kapına kadar gelip senden yüz yüze özür dilemek istedim. Dinliyorum. Bak Suzan, bugüne kadar güvendiğim dağlar hep kar yağdı. Canım, dostum, kardeşim dediklerim hep sırtımdan vurdu. Ben de seni o dağlardan biri sandım. Değerini bilemedim. Senden çok özür diliyorum. Ve eğer kabul edersen işe geri dönmeni istiyorum. Peki. Ama bundan sonra ne olursa olsun önce benimle konuşacaksınız. Söz veriyorum. Bundan sonra asla bir daha böyle bir şeyin olmayacağı hakkında sana söz veriyorum. İnan bana. Yeniden başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Teşekkür ederim. Ama bundan sonra bana lütfen sen diye hitap et. Hem oradaki çizimi de aşmış oluruz, olur mu? Olur. Harika. O zaman yarın sabahtan itibaren her şey baştan başlıyoruz. Daha sağlam, daha güçlü. Tekrar bir ekibiz. Doğru muyum? Doğrusun. Sevindim. O halde şimdilik iyi geceler. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Alo, tatlım, ne haber? İyi, senden. Tatlım denmediğine göre belli ki canımız sıkkın. Evet. Annemi düşünüyorum. Kim bilir nasıl mutsuzdur teyzemin evinde. En son gittiğimizde kovmaktan beter ettiler bizi. Hadi ya. Babam peki? Siniri geçecek gibi mi? Hayır, hiç de geçeceğini sanmıyorum. Teyzenin yanından çıkınca gidecek başka bir yerde yok değil mi? Yok. Neresi olsun ki?
Ne oldu? Yok bir şey. Sütü döktüm de. Ha tamam. İyi sen temizle o zaman. Yarın görüşürüz okulda. Aha. Görüşürüz. Şengül Hanım sizin ne işiniz var burada? Ne yapıyorsunuz bu evde? Ben şey... Ha karşılaştınız demek. Berk'cim Şengül Hanım bir süre bizde kalacak. Misafirimiz olacak. Misafirimiz mi? Kurban olayım ne olursun Aybike duymasın. Ya nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ne alaka yani nasıl olabilir? Kendisi bugün işten sonra eve dönmek istemedi. Ben de bizde kalabileceğini söyledim. Alaka bu işte. İş mi? Ne işi bu? Evet. Şengül Hanım bir süredir bizde çalışıyor. Temizliğe geliyor. Kurban olayım, yalvarırım. Ne olursun bunu Aybike'ye söyleme. Ne oldu? Kim geldi demin? Resul. Resul. Neden gelmiş? Yani ne işi var burada? Özür dilemek ve işe geri dön demek için gelmiş. Onca yolu bunu söylemek için gelmiş yani. Hı hı. Tabii. Bütün olanları bugün yüzüne tek tek vurunca içi rahat etmedi demek ki. Ay oh! İçimin yağları eridi ya. Sen ne dedin peki? Ben ne diyeceğim? Tamam dedim. Peki dedim. Uzatmadım yani. Uzatsa mıydım? Anneciğim uzatma. Uzatman gereken hiçbir şey yok. Uzatmak sıkıcı zaten. Sen biraz eğlenceli ol, farklı ol ya. Cıvıl cıvıl ol. Vallahi cıvıl cıvıl kısmını pek bilemem ama... ...ben Suzan olarak artık değişmeye karar verdim. Hmm. Nasıl bir değişim? Şöyle bir değişim. Artık iddialı bir Suzan olmak istiyorum. Öyle eskisi gibi kim ne düşünür, aman o ne der diye düşünmek istemiyorum. Ben ne istiyorsam bundan sonra o. Ya işte bu ya. Anneciğim benim görmek istediğim kadın bu. Yani bazen sana kızıyorum. Ama sen benim eksik yönlerimi tamamlıyorsun. Sana baktıkça benim beceremediğim, yapamadığım yönlerimi görüyorum. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Sen her zaman tuttuğunu koparan, hırslı, başı dik bir kız oldun. Ve öyle olmaya devam et. Kimseye kendini ezdirme. Ben hep öyle kalacağım, merak etme anneciğim. Ama sen, sen de bana benze olur mu? Bundan sonra kimsenin seni üzmesine, ezmesine izin vermiyorsun. Tamam. Merak etme. O iş bende. Seni bu kadar övdüğüm için yanlışın yok zannetme. Ama şu anda konumuz o değil. Havaya girme hemen. Bizim konumuz ne? Suzan Manyaslı'nın yarın ilk iş gününde ne giyeceği. Yani bunlar tam senin konuların. Bayılırsın o işlere. Olayım bu. Ya. Sana pizza aldım. Ya artık geç oldu tabii. Acıkmışsındır. Tolga beni korkutuyorsun. Neden? Yani senin iyiliğini istedim. Yemek söyledim. Bu yüzden mi korkuyorsun benden?
beni eve kilitleyip gitmen normal mi? Telefonumu alma. Daha sonra konuşacağız deyip beni buraya kapatma. Bu mu senin iyiliğin? Cemile, ben sadece... beni dinle istiyorum. Bu yüzden ne gerekiyorsa onu yapıyorum. İyi de bu böyle olmaz ki, bu böyle zorla olmaz. Hem ben seni dinleyip anlamak istemiyorum artık. Ya neden? Ya ne değişti, ne değişti de beni artık dinlemek, anlamak istemiyorsun? Bugün duyduklarımın hiçbir açıklaması yok Tolga. Ayrıca ben senin hiçbir açıklamanı dinlemek istemiyorum. Sen bunu anlamıyor musun? Anlamıyorum, anlamıyorum. Hiçbir zaman da anlamayacağım. Ayrıca beni bırakıp gitmeni falan da istemiyorum. İstemiyorum. Bir şeyler ye. Yemeyeceğim. Bana istemediğim hiçbir şeyi yaptıramazsın artık. İstiyorsan beni defalarca kilitle bu eve. Bütün bu duyduklarımın üstüne bana bugün yaptığın şu zorbalıktan sonra seni asla dinlemeyeceğim. Kaç verdim ben? Doğru verdi herhalde paranın üstünü. Ay eksik gedik almadım inşallah. Kadının şeyin şu isteğe bir bak vereyim. Ne aldım? Bunu da aldım, bunu da aldım. He. Bunu da aldım, bunda bir şey yok. Bırak! Ha! Bırak! Bırak! Bırak şunu! Bırak. Ver onu! Ha! Bırak şunu! Ha! Bırak. Yandırsın! Bırak. Yandırsın! Ha! Bırak bakayım! Yandırsın! Bırak! Yandırsın! Bırak! Bırak! Bırak be kadın! Ambulansı ara. Arıyorum. Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi. Alo, kaplat çantasını al. Ambulansı var. Beykoz'da evet, yaralı var. Kafasını çarpmış, kaplat çantası. Doktorun gelip kanıyor kafasını. Fadır'ım, Aybike bitirmeden reçeli verir misin? Kutum ver. Ben getiririm, dur. Kayıtlı değil. Alo. Evet benim. Kim? Hastane mi? Tamam, tamam geliyorum hemen, geliyorum. Kime ne olmuş ya? Ananızı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Bir şey demişler. İyi miymiş? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum ya. Ayşe Hanım. Evet benim. Ha şey, kusura bakmayın, bizi acil servisten gönderdiler de ben Şengül Eren'in kocasıyım. Ha evet. Kendisi şiddetli bir şekilde kafasını çarpmış. Şu an için hayati bir tehlikesi gözükmüyor. Oh, çok şükür.
Nesi varmış peki? Kaza demişler babama telefonda. Evet, kendisi kaza geçirmiş. Şu anki durumu... Madırım! Durun. Bir dakika. Bir dakika. Durun. Madırım, iyi misin ya? Çok korktuk biliyor musun? Çok üz... Anne, ben de çok korktum ya. Bir de kaza demişler. Öyle kötü kötü şeyler geldi aklıma. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ha? Birini arıyor mu? Tamam Şengül, Allah'ını seversen. Tamam, bak ben de korktum. Bir şeyin var mı onu söyle. Yenge. Siz kimsiniz? Bana niye Şengül diyor bunlar? Nasıl yani? Doktor hanım. Dışarıda izah etmeye çalıştım ama haklı olarak hemen görmek istediniz. Şengül Hanım kazanın da etkisiyle şu an bir hafıza kaybı yaşıyor. O yüzden sizi tanıyamadım. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa.